Güzel bir haberle geldiniz. Dernek olarak evet. Hem memleketimizi ilgilendiren hem şu andaki duygusal atmosferimize çok yakın bir dergi çıkartma müjdesi verdiniz. Kızın Erdem. Evet, evet Hüseyin. Tebrik ediyorum. Allah ömürlü olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yayınımız uzun ömürlü olsun. Amin. Hem Türk dünyasına hem de bize ümit ediyorum. Güzel haberler yaparsınız. İnşallah olacak. İnşallah olacak. Hep beraber becereceğiz. Altına kalkacak diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle size biz Dernek Başkanı ve Derneğimiz adına, Tokat Balkan Türkleri Derneği adına teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz, buyurduğunuz, misafirperverliğinizle ilgi ve alakanızla öncelikle çok teşekkür ederim. Tokatımızı sizin gibi basın mensubu arkadaşlarımız her zaman ihtiyacımız. Sizler, basın mensupları biz her zaman şahsım ve derneğimiz şu gözle görüyor. Siz dördüncü bir gözsünüz, dördüncü bir kuvvetsiz. Toplumumuzun haberlerini kamuoyuna ulaştıran ulvi bir görev yapıyorsunuz. Ondan dolayı sizi ve şahsınızı, kurumunuzu çok teşekkür ederim. Biz de böyle nezaket ortamında ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz dernek olarak nasıl kısmet olursa Tokat Balkan Türkleri Derneği olarak 1 Nisan'da Kızıl Elma adı altında Türk İslam Mefrukiyesini kendine şiar edilmiş bir dergi çıkaracağız. Bunu altyapısını oluşturduk. En kısa zamanda çıkaracağız. Bu çıkarttığımız zaman Kafkaslardan Balkanlara ve ülkemizi satınan bütün her yerde nasıl kısmet olursa okuyucularıyla Türk dünyasıyla buluşacak. Buradaki amacımız Tokat'ımızı, ülkemizi daha geniş kitlelere ulaştırmak derneğimiz aracılığıyla. Burada da bize katkı sağlayan çok değerli kıymetli yazarlarımız var. Bu yazar havuzumuzda şu an 50-60 tane yazarımız var. Bunların birçoğu profesör düzeyinde, rektör düzeyinde, dekan düzeyinde. Bu da dergimizin kalitesini yukarılara çıkacak. Tüm yayın organları kendi içerisinde çok kaliteli. Hepsinin yapmış olduğu emeklerine bizim saygımız var. Biz de kendimizi, derneğimizi bir tık daha yukarı çıkarıp böyle bir yayında kendimizi Türk dünyasına ifade etmek istiyoruz. Böyle ulvi görevlerde inşallah başarılı sizin gibi değerli yayın arkadaşlarımızla bize destekleri bize her zaman güç ve kuvvet verir. Bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim meslek hayatımız döneminde çok fazla gazeteyle, çok fazla dergiyle, çok fazla televizyonla tanıştık. Evet. Kimi kültüreldi, kimi sanattı. Ama Kızıl Elma deyince her Türk evladının evet. içerisinde bir heyecanı aynen. Koymuşsunuz ortaya. Aynen öyle. Evet. Şimdi tabii kısa ziyaretimizde hepimiz bu ülkede yaşayan hepimizin bir borcu var. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, Atatürk'e bir borcu var. Şunu şöyle diyoruz. Elimizden geldiği kadar bu ülke için bir şeyler yapmamız lazım. Bu borcumuzu ödememiz lazım. Bu ne? Birlik, beraberlik adı altında. Elimize ne geliyorsa maksimum yapmamız lazım. Bu borç hepimizin borcu. Geçen hafta İdlib'de şehit olan Türkiye'mizin bekası için burada şehit olan Şanlı askerlerimiz, Şanlı şehitlerimizi burada anmadan geçmek istemiyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah onları yattıkları yere nur etsin. Şehadet şerbeti içtiler. İnşallah Peygamber Efendimiz'e komşu olurlar diyoruz. Bizler burada yayın yapabiliyorsak, Tokat gibi yerde rahat bir şekilde gezebiliyorsak, sosyal hayatımızın içinde eşimize, dostumuza, akrabalarımızdan keyif ekleri yaşayabiliyorsak onlar gibi şehitlerin sayesinde oluyor. Onlara bizim sonsuz bir şekilde müteşekkiriz. İyi ki onlar var diyoruz. Allah yattıkları yere mekan etsin. Bize haklarını helal etsin diyoruz. Bu milli duyguların hasabıyla da biz işte üstümüze Kızıl Elma gibi başlığında bu derginin adı da bu Kızıl Elma. Türk'ün tek yumruk olabilmesi, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım. Dışarıdaki dış güçleri görüyoruz. Sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada dik durabilmemiz için, ülke olarak hayatımızı idame ettirebilmemiz için her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İnşallah bu birlik ve beraberliğe değnek olarak biz de bir nebze katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bilinçlerimize de en son biz de katılalım. Milletimiz ve devletimiz var olsun. Var olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.